12 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes 45 operasyonlarında 3 organize suç örgütü çökertildi. Örgüt elebaşlarının da aralarında bulunduğu 63 şüpheli yakalandı. Ayrıntıları Yunus Emre Şahbenderoğlu aktaracak. Yunus, söz sende. Hasan Erdoğan, emniyet güçleri suç örgütlerini adeta göz açtırmıyor. Geride bıraktığımız dakikalarda o detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Twitter üzerinden paylaştı. Kafes 45 operasyonu kapsamında 12 ilde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi ve bu kapsamda yine Aydın'da Teoman Avcı ve Ferdi Kayahanlı'nın, yani suç örgütlerinin aralarında bulunduğu, Kastamonu'da suç örgütü lideri Ömer Çınar'ın, yine Balıkesir'de de suç örgütü lideri Salih Babayiğit'in aralarında bulunduğu, toplamda ise 63 şüphelinin yakalandığına dair bilgi paylaşıldı. Tabii bu suç örgütleri ayrı ayrı alanlarda aslında vatandaşların karşısına çıkıyordu. Zira Aydın'da yine Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen ve örgüt elebaşları Teoman Avcı ve Ferdi Kayahanlı'nın da içerisinde bulunduğu suç örgütü araç satış işlemlerinde hile gerçekleştiriyordu ve yine MASAK raporlarında 46 milyon liralık bir para hareketliliği tespit edildi. Kastamonu'da, yine Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda sözde kuyumculuk adı altında faaliyet gösteren, hatta kredi kartı borcu ödemeyen ve nakit para talebi olan vatandaşların da o mağduriyetlerinden faydalanmaya çalışan suç örgütleri onlar da MASAK raporlarına takıldı. Onlardan da yine paravan şirketlerde, 14 paravan şirkette toplamda 980 milyon lira işlem hacmi tespit edildi. Yine 105 milyon TL'lik de haksız kazanç elde edildiği tespit edildi. O noktada Kastamonu'da. Üçüncü il Balıkesir'deydi. 3 merkezli demiştik. Balıkesir merkezli operasyonlarda da yine 4 aylık bir takip söz konusu ve bu kapsamda maddi açıdan zor durumda olan vatandaşlara halk arasında tefecilik adı altında zorla kendi ürünlerini sattırarak, satılan ürünleri kendi çevresi tarafından satın alınarak vatandaşları mağduriyete sürükleyerek haksız kazanç elde edilen o kişiler de gözaltına alındı. Yine operasyon sonucunda 132 adet kredi kartı, POS cihazları, araç satış sözleşmeleri, 2 milyonun üzerinde çek ve senet dekontu ele geçirildi. Tabanca, tüfek, 14 adet açık çek. Yani operasyonlar kapsamında aslında 3 büyük bölgede faaliyetlerini devam eden 3 büyük suç örgütünün de yine sonu geldi. İçişleri Bakanlığı'nca da geride bıraktığımız dakikalarda bu bilgiler paylaşıldı.